geldiği günden beri Başakşehir, kaybedilen Başakşehir maçı dahil olmak üzere Beşiktaş'ın iyi oynamaya çalıştığını, bir şeyler yaptığını, bir oyun planı olduğunu ve bunu iyi uyguladığını zaman zaman, hatta Trabzonspor maçında çok iyi uyguladığını söyleyebiliriz. Kolektif anlamda maçta fena bir görüntü çizmedi. Hatta fena bir görüntü çizmenin biraz daha ötesindeydi. Bireysel olarak performanslar belki zaman zaman hani tartışılabilir. Buran performansından bahsettin. Sonradan giren Diaby'nin performansı ama Beşiktaş takım halinde Trabzonspor'dan daha üstün bir mücadeleydi. Ben favori dediğimde NTV Spor sosyal medya hesaplarında ben de dalga geçmişti Trabzonspor taraftarı. Yanıltmadığı için mutluyum. Çünkü gerçekten de görüntü oydu. Yani Beşiktaş'ın Trabzonspor'a karşı favori olduğunu net bir şekilde söylüyordum ve düşünüyordum. Neden? Son haftalarda Trabzonspor'un çok iyi bir oyun oynadığı kanısında değilim. Bireysel performansların çok ön planda olduğu maçlara tanıklık ediyoruz. Buna Fenerbahçe maçını da dahil edebiliriz. Uğurcan ve Sörloth'un sırtladığı ve artık bir yerden sonra da hani yetersiz kalacağı bir döneme girebilir Trabzonspor. En büyük endişelerden, en büyük soru işaretlerinden birisi bu. Sörloth meselesinde Haaland üzerinden yapılan bir tartışma var. Hani süper yıldız olur mu olmaz mı? Ya bence golcü gol atıyorsa atıyordur. Bitmiş. Yani maçta var yok. İki tane gol atmış. Bir tanesini evet, kendi bir şey yok. Topu almış, çıkmış, getirmiş, evet. Sol ayakla vurmuş köşeye. İkincisinde inanılmaz bir koşu yapıyor. Yani bir forvet oyuncusunun yapabileceği daha fazla bir şey yok zaten. Orada offside'e düşmemek. İki gol atan forvete kötü oynadı diyemezsin. En büyük meziyetlerinden bir tanesi o pasta offside'e düşmemesi. İnanılmaz bir koşu yapıyor. Bu bağlamda hani hem çok formda hem çok akıllı hem de elde ettiği iki fırsatı da gole çevirdi. Yani daha ötesini yapamazdı. Uğurcan açısından da yani çocuk da yapabileceğinin maksimumunu yaptı. Onun hani bir yerden sonra o da kurtaramayacaktı. İki golü zorlaya ben Trabzonspor'un çok az bu sezon baskı yediğini gördüm. Beşiktaş bir 15-20 dakika inanılmaz bir baskı kurdu ve artık golün geleceği de çok aşikardı, gol veya gollerin geleceği. O yüzden Trabzonspor açısından Uğurcan'ın ya da Sörloth'un bir performans düşüşü, çünkü Vakayeme de bu sezon o kadar sürükleyici değil. Sosa zaman zaman her maç değil. Obi-Mikel her maç değil. O yüzden bu ikiliden birisinin form düşüklüğü Trabzonspor için ciddi sıkıntı olabilir. Burada biraz tehlike çanlarının çaldığını söyleyebiliriz. Ama yine de bu ikilinin performansı sayesinde ligin en iyi takımı gibi görünüyor. Trabzonspor'da hepsi yerinin oyuncusu. Ya forveti de kale, zaten kalecisi öyle de sol beki, sağ beki hepsi belirli bir seviyenin üzerinde oyuncular. Dolayısıyla iyi de, hani, iyi de oynuyorlar. Oradan birisi çıktığı zaman yerine giren oyuncu sırıtmıyor. En çok sırıtan herhalde Daniel Sturridge oldu ki Daniel Sturridge. Ona değinecektim. Bu değinebilirsin yani. Enteresan yani bu transfer sezonu içerisinde daha önce de söylediğin için hani riskli bir transferdi. Ya Sturridge dans etmişti ya Trabzon. Güzel video vardı Trabzon taraftar. Yani Sörloth'un bir dansı olsa ya da kafasının üstünde işte falan dönmesi lazım şu an Trabzonspor taraftarının. Yani o kadar. Yani Sörloth hiç sessiz sedasız geldi. Ne yapacak bu çocuk? 18. Ne olur falan diye geldi. 18 gol oldu. Sturridge danslar, maslar, videolar sahada pek yok. Ya tabii Sturridge'in şimdi kariyer ve gördüğü kulüpler. Ya öyle öyle. Yani. Ama işte o yani sahanın tek gerçeği var. Atıyorsun ya da atmıyorsun golü. Yani bu yani tek amacı bu oyunun. Zaten yani gol olduğu için adı da yani senin programın gibi. Amacı bu yani bu işin. Ama Beşiktaş açısından yani çok tek soru işaretim Sergen Yalçın'ın istikrar meselesi. Yani çok fazla kulüplerinde uzun vadeli kalamadı. Sezon bitirmekte zorlanıyor. Umarım Beşiktaş da bunu aşar. Ben Sergen Hoca'nın başarılı olmasını isteyenlerdenim. Yetenekli oyuncuların yetenekli teknik direktörler olabilmesini istiyorum. Umarım da öyle olur. Çok zor bir dönem Beşiktaş açısından ama ben son 3-4 maçını çok beğendim Beşiktaş'ın.